İyi akşamlar arkadaşlar. Ben Hemşirelik Fakültesinden Profesör Doktor Gülertem. Hemşirelik alanında öğrencilerimden gördüğüm kadarıyla kadın doğum hemşireliği alanında yeteri kadar kaynağa ulaşamamakta, olgular ve bakım planları ile ilgili olarak bir takım sıkıntılar yaşadıklarını bana öğrencilerim zaman zaman iletmişlerdi. Onların talepleri doğrultusunda sizlere kadın doğum hemşireliği alanında sizlerin arzu etmiş olduğu, daha ileriki videolarımızda arzu etmiş olduğu konularda çeşitli videolar çekmek istiyorum. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bundan sonraki çekmemi istediğiniz konularla ilişkili olarak bana YouTube kanalımdan veya Instagram sayfamdan sorularınızı, önerilerinizi, cevaplarınızı yazabilirsiniz. Bu akşam size kadın doğum hemşireliği dersleri kapsamında anlatmış olduğumuz preeklemsik bir hastanın bakım planı nasıl olur? O konuya yer vermek istiyorum. Tabii bu hastanın bakım planını anlatmadan önce kısaca da preeklemsi hakkında size bir bilgi verdikten sonra bakım planı süreciyle ilgili bilgi vereceğim. Akabinde de bir olgu ve sorulara yer vereceğim. Umarım sizin için, hepiniz için faydalı bir sunum olacaktır. Evet arkadaşlar. Preeklemsi Preeklemsi ve bakım kavramına geldiğimizde preeklemtik gebelikler diğer gebelik sistemlerindeki olduğu gibi kardiyovasküler sistemde de bir takım değişikliklere yol açar. Kan hacmi artar, kalp debisi artar, kalp hızı artar, nabız basıncı artar, sistolik kan basıncı azalır, sistemik vasküler direnç azalmaktadır. 10 gebeden bir tanesinde karşımıza çıkan bir komplikasyondur hipertansiyon. Gebelikte hipertansif hastalıkları sınıflandırdığımız zaman kronik hipertansiyon, preeklemsi ve eklemsi, gestasyonel hipertansiyon, gebeliğin ağırlaştırdığı kronik hipertansiyon olarak sınıflandırabiliriz. Preeklemsiyi tanımlayacak olursak arkadaşlar, nedeni bilinmeyen önceden kan basıncı normal olan kadınlarda 20. gebelik haftasından sonra hipertansiyon ve protein üriyle karakterize gebeliğe özgü bir durumdur. Risk faktörlerine baktığımız zaman preeklemsinin önceden kişide preeklemsi hikayesinin olması, hiç doğum yapmamış olma, polihidroamnioz, 40 yaşın üzeri veya 19 yaşının altında anne yaşının olması, hipertansiyon öyküsünün olması, sigara kullanması, daha önceki gebeliği 10 yıldan önce olması, renal hastalıkları olması, gebelik öncesi yüksek beden kitle endeksi, diyabet hastalığı olması, çoğul gebelik veya mor gebelik öyküsünün bulunması gibi risk faktörleri yer almaktadır. Preeklemsiyi arkadaşlar iki grupta inceleyebiliriz. Hafif preeklemsi ve şiddetli preeklemsi diye. Hafif preeklemsi genellikle %75 oranında görünürken şiddetli preeklemtik vakalar ise %20-25 civarında görülmektedir. Hafif preeklemsi vakalarında tansiyon 140'a 90 milimetre civa veya üzerinde seyreder. İdrarda protein atılımı ise günde 300 miligramdan fazladır. Şiddetli preeklemsi olgularında ise tansiyon 160'a 110 milimetre civarının üzerinde ve günde 2 miligramdan fazla protein atılmaktadır. Şiddetli preeklemsi, ağır proteinüriye veya selebrar ödem gibi çoklu organ tutulumu, oligüri, pulmoner ödem veya HELLP sendromunun özelliklerine sahiptir. Preeklemsili bir gebede bilinç bulanıklığı, görme bozukluğu, ödem, karın ağrısı, nefes darlığı, baş ağrısı gibi şikayetler de görülebilmektedir. Sınıflandırmada hafif ve ağır preeklemsi olarak ilk grupta incelebilir demiştik. Burada bu sınıflamada görme bozukluğu, epigastrik ağrı, baş ağrısı, kusma, serum kreatininin yüksek olması, pulmoner ödem ve siyonozun olması ağır preeklemtik olgularda daha sık rastlamaktayız. Preeklemsinin komplikasyonlarına baktığımızda bunu maternel ve fetal olarak ilk grupta inceleyebiliriz arkadaşlar. Maternel komplikasyonları böbrek yetmezliği, iskemik kalp hastalığı, pulmoner ödem, selebral hemoraji,
eklemsi, retina dekolmanı hepatik rüptür gibi gruplandırabiliriz. Fetal risk komplikasyonlarında ise prematüre, intrauterin ölüm, perinatal asfiksi, ablasyo plasenta ve intrauterin gelişme geriliği olarak gruplandırabiliriz. Preeklemsinin komplikasyonlarına baktığımızda preeklemsi karaciğer, böbrek, uterus başta olmak üzere solunum, kardiyovasküler ve serebrovasküler sistemde disfonksiyonlara neden olmaktadır. Preeklemsinin en önemli komplikasyonu eklemsi ve sendromu tablosu ve buna bağlı oluşan maternal fetal morbidite ve mortalitedir. Şiddetli preeklemsi tablosunun eklemsiye dönüşmesiyle birlikte sistemik kapiller endotelial hasar sonucu hemoliz, karaciğer enzimlerinde artış ve trombositopeni tablosu dediğimiz HELLP sendromu görülebilmektedir. Bu semptomlar ne kadar şiddetli ise gebeliğin sonlandırılması gerekliliği o derece artmaktadır arkadaşlar. HELLP sendromu şayet zamanında müdahale edilmezse hem annenin hem de bebeğin hayatının tehlikede olduğu bir sendromdur. HELLP sendromu epigastrik ağrı ya da sağ üst kadranda hassasiyet, bulantı, kusma, baş ağrısı, halsizlik, sarılık ve hematuri gibi başlıca belirtileri bulunmaktadır. Gebelik hipertansiyonda kan basıncını azaltan ilaçlarda aranılan özellikler yani gebelik hipertansiyonunda kullanılacak ilaçlarda şu özellikler aranır arkadaşlar. İlacın hızlı etki etmesi, kan basıncını kontrollü azaltmalı, kardiyak debiyi düşürmemeli, uteroplasental vasküler kontraksiyonu korumalı, anne ve çocuğa yan etki yapmaması gibi özellikler aranır. Peki kullanılan ilaçlar nedir diye bakacak olursak, gebelik sırasında genellikle tercih edilebilecek ilaçlar beta blokerlerdir arkadaşlar. Bunun yanı sıra metildopaprazin, hidralazin, nifedipin ve isradipindir. Acele inhibitörleri ve anjiyotensin 2 antagonistleri gebelikte kontraindikasyon yaratmaktadır. Peki preeklemside tedavi yaklaşımlarına baktığımızda aktivitelerin kısıtlanması, yeterli diyetin sağlanması, fetüs hareketlerinin kontrolü magnezyum sülfat tedavisini içermektedir. Dünya Sağlık Örgütü özellikle preeklemsi gelişme riski olan gebelerde günlük 1,5-2 gram kalsiyum ve günlük 75 miligram asetilsalisilik asit kullanımını önermiştir. Bu önerilerin kanıt düzeyi ise orta düzeydedir. Tedavide antikonvizyonların kullanılması yerine ise magnezyum sülfat kullanımı daha güçlü, kanıt değeri yüksek bir şekilde rapor edilmiştir. Doğum şeklinde ise preeklemside karar verirken preeklemsinin şiddeti, fetüsün gebelik haftası, prezentasyonu, serviksin durumu, maternel ve fetal şartlar göze önüne alınmaktadır. Yani preeklemsi hastalarında inne sezaryen olması gerekir diye bir durum söz konusu değildir arkadaşlar. Burada vajinal doğumla da preeklemsi hastalarında doğum gerçekleşebilir. Burada önemli nokta anne ve bebeğin durumu önemlidir arkadaşlar doğum şekline karar verebilmek için. Amerikan Obstetri ve Jinekoloji Birliği 37 haftanın üzerinde ve 34 ile 37 hafta arasında olan preeklemsi gebeler için doğumu önermektedir genellikle. Yani miadın sonuna 40 haftaya kadar doğumu bekletilmemesi gerektiğini söylemekte AKOG. Şiddetli preeklemsili gebelerde 20. ve 34. haftalar arasında olan gebelerde ise yeterli maternel ve yeni doğan yoğun bakım kaynaklarına sahip olan bir kurumda takip edilerek gebeliğin ideal bir şekilde yönetilmesi gerektiğini önermekte. Yani bu hastalar evde istirahatle değil hastaneye yatması gerekiyor. Tam teşekküllü bir hastanede ve yoğun bakım imkanları olan bir hastanede ancak o şartta gebeliklerini sürdürülebileceğini söylemekte. Peki şimdi arkadaşlar kısaca preeklemsiyi anlattığımıza göre preeklemsili bir gebenin hemşirelik bakımına bakalım. Preeklemsili bir gebenin bakımındaki temel amacımız arkadaşlar preeklemsinin eklemsiye dönüşmesini engellemek, anne ve bebek ölümlerini azaltmaktır. Gebelerin tehlike belirtileri bunun için öğretilmesi gerekir ve sık sık kontrole gitmesi gerektiği mutlaka önermemiz gerekiyor.
Hafif bir eklemsi için ne demiştik arkadaşlar? Kan basıncı 140'a 90 milimetre civa ve üzerinde oluyor ve protein iri yoksa biz hafif bir eklemsi olarak nitelendiriyoruz. Böyle bir vaka ile karşılaştığımızda öncelikli olarak detaylı bir şekilde verilerimizi toplamalıyız. Dikkatli bir fizik muayeneyi yapmalıyız. Yatak istirahati ve önerilerle takipte bulunmalıyız. Kan basıncı değeri ve preeklemsi belirtilerini dikkatli izlemeliyiz. Gebelin 12 saatlik uyku uyuması sağlanmalı. Aktivite kısıtlanması sağlanmalı. En az 60-70 gram protein, 1200 miligram kalsiyum, yeterli çinko ve sodyum içeren diyet sunulmalıdır. Laboratuvar testleri yapılmalı. Kan basıncı 4 saatte aralık aralarla izlenmeli. Sabahın ilk idrarında protein ölçümü yapılıp aynı saatlerde de kilo takibi ve fetal hareketlerin değerlendirmesi yapılmalıdır. Gebenin durumunun kötüleşmesi, baş ağrısı, görme bozuklukları, ödemde artma, vajinal kanama, şiddetli abdominal ağrı var ise şayet gebede acilen müdahale edilmesi gerekir. Şiddetli preeklemsi durumunda ise hastaneye yatırılması gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir gebenin takibi ve bakım planına baktığımızda bu gebeleri sessiz, sakin, loş bir odada sol yan pozisyonda yatak istirahatini sağlamamız gerekiyor. Kilo ve ödem kontrolü için her gün aldığı çıkardığı sıvı takibi yapılmalı. Yine her gün aynı saatte kilo takip yapılmalı. Ödem takibi ise gebelerin yataktan kalkmadan yapılması gerekiyor. Tuzsuz, bol proteinli, vitamin ve demir içeren bir diyet sunulabilir. Konstipasyonu önlemek ve hidrasyonu sürdürmek için yeterli miktarda sıvı ve bol posalı gıda alması sağlanmalı. Fetal sağlığın değerlendirilmesi için kalp atım sesleri sık aralıklarla izlenmeli. Yine gebenin endişesinin giderilmesi için gebeye kendisi ve bebeğinin hakkında da bilgi vermemiz gerekiyor. Bir bakım planı örneği hazırladım arkadaşlar size. Bu bakım planı örneğimizde ilk sütunda koymuş olduğum tanı hangi verilere dayanarak o tanıyı koyduğum, hedefim ve hemşirelik girişimleri olmak üzere 4 grupta. Ve hemşirelik tanısı anksiyete, bu anksiyete tanısını gebenin preeklemsi tanısı almış olması, bebeği ve kendi sağlığı için de endişeli olmasını gördüğüm için anksiyete tanısını koyuyorum. Hedefimiz ise bu gebelerde gebenin anksiyetesiyle baş etmesini sağlamak. Sürecimizde ise neler yapabiliriz peki bu gebeye? Hastalık süreci için tedavi planı ile ilgili bilgileri anlaşılır bir şekilde hem gebeye hem ailesine anlatmamız gerekiyor. Tüm tedavilerin özelliklerinin her birinin nedeni açıklanmalı. Gebeye sağlık durumu ve testlerin ve fetal sağlık konusunda bilgiler verilmeli. Annenin duygu ve endişelerinin ifade etmesine olanak sağlanır. Gebe yalnız bırakılmaz. Sessiz, sakin bir odada istirahat etmesini sağlanmalı. Bir tanımız ise arteriyel vazospazmın sekonder gelişen preeklemsi ile ilişkili yetersiz doku perfüzyonu. Peki bu tanıyı niye bağlı olarak koyuyoruz? Uterin arterlerde vazospazmın görülmesi nedeniyle. Hedefimiz nedir? En üst düzeyde doku perfüzyonunu sağlamak. Peki neler yapabiliriz? Fetal kalp hızı elektronik olarak takip edilmeli. İstem edildiğinde non-stres test uygulanmalı. Koyu renkte vajinal kanama, devamlı abdominal ağrı, tetanik kontraksiyonlar, fundal yükseklikte artma gibi ablasyo plasenta belirtileri değerlendirilir. Sigara kullanan kadınlarda sigaranın uterusa olan kan akımını daha çok azalttığı açıklanmalı ve sigarayı bırakması sağlanmalı gebeye. Bir diğer tanımız ise fetal gaz değişiminde bozulma riski. Bu tanıyı niye göre koyuyoruz? Preeklemsinin uterusta kan akımı üzerine olumsuz etkisi sonucunda ablasyo plasenta varlığı veya olasılığı ihtimali üzerine bu tanıyı koyuyoruz arkadaşlar. Hedefimiz ne? En üst düzeyde fetal sirkülasyonu sağlamak. Yani plasentadan oksijen ve besin alışını fetüse en üst düzeyde sağlamak bizim amacımız. Neler yapabiliriz? ÇKS'yi veya fetoskopla veya elektronik monitörle takip etmemiz gerekiyor.
Yine gebeye bir saatte bir fetüsün hareketlerinin sayısını kaydederek günlük bebeğinin anne karnındaki hareketlerini takip etmesi ve sayısını kaydetmesi öğretmemiz gerekiyor. ŞKS normalin altına düştüğünde veya azaldığında bu durumu kayıt ederek doktora bildirmesi gerekiyor. İstem yapıldığında non stres testi uygulanır. Gebeye sol yan pozisyon verilir. Fetal büyümeyi değerlendirmek için 2-3 haftada bir ultrasonla kontrol edilmesi gerekiyor. Gebenin hava yolu ve nefes alışı kontrol edilir. Eğer güzeyen nefes aldığı gözleniyorsa maske veya nazal kanül yardımı ile dakikada 4 ile 6 litre olacak şekilde oksijen tedavisi de başlanması gerekiyor. Tanımız arkadaşlar aşırı sıvı volüm riski. Bunun için neye bağlı olarak koyuyoruz bu tanıyı? Sıvı tedavisi almasına bağlı. Amacımız ne burada? Sıvı yüklemesini önlemek. Girişim olarak neler yapabiliriz? Patolojik ödem belirtileri açısından hasta her gün kahvaltıdan önce tartılmalı. Kalbin hızı ve ritmi değerlendirmeli. Aldığı çıkardığı takibi yapılıp kayıt edilmeli. Hematokrit düzeyindeki değişiklikler kayıt edilmeli. Eğer idrar miktarı 4 saatte 120 mililitreden daha az ise ya da aşırı sıvı volüm belirtileri var ise doktora rapor edilmeli. Mümkünse CVP kateterizasyon yapılmalı. Eğer idrar çıkışı 30 mililitreden az ise manyezyum sülfat yükleme tedavisi başlanır. İdrar çıkışı düzelmiyorsa sıvı tedavisi kesilmesi gerekiyor. Bir diğer tanımız fetal gaz değişiminde bozulma riski. Bu tanımızı koymamızın sebebi preeklemsinin uterus kan akımı üzerindeki etkisinin olması ihtimali. Burada hedefimiz fetüsün aktif kalması, fetal kalp atımının 110 ile 160 arasında olması. Girişimlerimize baktığımızda arkadaşlar ÇKS elektronik olarak takip edilmeli. Doktor isteminde non stres testi uygulanabilir. Koyu renkte vajinal kanama ve devamlı abdominal ağrı, titanik kontraksiyonlar, fundus yüksekliğinde artma gibi ablasyon plasentaları belirtileri açısından değerlendirilmeli. Sigara kullanan kadınlara sigaranın uterusa olan kan akımını daha çok azalttığını bilgisi verilmeli. Fetal kalp hızı normalin altına düştüğünde veya fetüsün anne karnındaki hareketleri azaldığında mutlaka doktora haber verilmesi lazım. Bir diğer tanımız beslenmede bozulma riski. Bunun koymamızın amacı gebelikte besin gereksiniminin artması, beden gereksinimlerinden az beslenmesi, var olan beslenme düzeninin kayıpları karşılayamaması nedeniyle bu tanıyı koyuyoruz. Hedefimiz ne peki bunda? Beden gereksinimlerini karşılayacak şekilde beslenme düzenini oluşturmak. Girişimlerimize baktığımızda arkadaşlar, gebenin beslenme durumunu değerlendirmek, hastanın diyetinde kalori, protein, kalsiyum, tuz ve vitaminlerin yeterli olup olmadığını incelemek, gebeye fazla sodyum içeren işlenmiş gıdalardan ya da patates, çips gibi tuzlu gıdalardan kaçınması öğretilmeli. Yine gebeye diyetinde preeklemsi ilişkisi konusunda bilgi verilmeli. Gebenin günlük diyeti proteinden 6 porsiyon, süt ve süt ürünlerinden 4 porsiyon, tahıl grubundan 6 porsiyon, 1 porsiyon sebze grubundan 3-5 porsiyon olacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Yine gebenin beslenme düzeniyle ilgili diyetisyenle tabii ki işbirliğinde mutlaka girişilmeli. Gebenin kilosu değerlendirilir. Tırnak ve saçlarındaki olası değişiklikler de kayıt altına alınması gerekir. Bir tanımız arkadaşlar yaralanma riski. Bunun için koyuyoruz. Sağlığa zarar verebilecek çevresel koşullar, doku ödemi, hipoksi, anormal kan değerleri, pıhtılaşma faktörlerinde değişim, hastalığın ilerlemesi ve eklemtik nöbet riski. Hedefimiz ne? Yaralanmayı önlemek. Yaralanmaları engellemek için öncelikli olarak çevre düzenlemesi yapılır. Ödemin takibi ve ödemli bölgelerin doku bütünlüğü korunmalı. Doğum eylemini başlama belirtileri ve uterus kasılma belirtileri gözlemlenir. Spontan morarma, uzamış kanama, burun kanaması, gastrointestinal kanama belirtileri gözlemlenir. Vajinal kanama ve uterin hassasiyet kontrol edilir. Baş ağrısı, görme bozuklukları, sinirlilik gibi santral sinir sisteminin etkilendiği gösteren belirtiler gözlenir. Gebeye santral sinir sisteminin etkilendiğini gösteren belirtiler
Nelerse onlar öğretilir ve önemi anlatılır. Bilinç değişikliği olup olmadığı kontrol edilir. Derin tendon refleksi değerlendirelim. Hiperaktivite, nabız sayısında azalma, epigastrik ağrı, oligüri gibi eklemsi belirtileri yönünden gebe gözlemlenir. Evet arkadaşlar, preeklemsi dedik. Preeklemsideki bir hastada bakım planını bir örnekle açıkladım. Bir de eklemsiden size bahsetmek istiyorum. Eklemsi bir gebede ise, eklemsi sizin de bileceğiniz gibi preeklemsinin konvülsiyonların ilave olmasıyla beraber ortaya çıkan bir tablo. Burada gebelerde konvülsiyonları önlemek, kan basıncını kontrol altına almak, kardiyak yetmezliği önlemek ve fetüsü sürekli olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Manyezyum sülfat tedavisi, eklemsi tedavisinde genellikle manyezyum sülfat tedavisini duyabiliriz arkadaşlar. Bu manyezyum sülfat tedavi prensiplerinde konvülsiyonların ve anne ve fetüs için ortaya çıkabilecek komplikasyonları önlemek amaçlı bu tedaviye başlanıyor. Fetüste en az düzeyde zarar verici olan bir tedavidir manyezyum sülfat. Manyezyum sülfat temel olarak böbreklerden atılır arkadaşlar. Dolayısıyla gebenin idrar çıkışı düzenli bir şekilde takip edilmesi lazım. Yüksek dozda manyezyum sülfat tedavisi verilirse şayet toksik bir etki oluşturur. O yüzden bu toksik bir etki ihtimaline karşı mutlaka kalsiyum glikonatı yanımızda hazır bulundurmamız lazım. Çünkü kalsiyum glikonat manyezyumun antidotudur. Manyezyum sülfat kan basıncını düşürür, konvülsiyonlara önler, trombosit agresyonunu azaltır ve uterin kan akımını arttırarak fetüsü korur arkadaşlar. Manyezyum sülfat verirken etkisi 3 faktörle belirlenir. Birincisi refleksler mevcuttur fakat hipoaktiftir. Solunum belirgin olarak depresi olmamıştır. İdrar çıkışı 4 saatte en az 100 cc'dir. Manyezyum sülfat uygulaması sonrasında dünyaya gelen bebeklerde Apgar skorlaması genellikle iyidir. Yeni doğanda manyezyum sülfat 48 saatte içinde vücuttan atılır arkadaşlar. Manyezyum sülfatın eğer dolu vücutta 9 miligram veya üzerinde olduysa toksik riski ortaya çıkmaktadır. Mümkün olduğunca manyezyum sülfatı ilk etapta 15-20 dakikada infüzyon olarak yavaş yavaş 4 ile 6 gram yükleme dozuyla başlanması gerekiyor. Şayet gebede toksiste görülmesi bulgularını takip etmemiz gerekiyor. Bu bulgular olarak neler var? Bu bulgularda toksiste bulgularının arasında bulantı, sıcaklık, çift görme, uyku hali, ateş basması, güçsüzlük, derin tendon refleksi kaybı ile başlayan musküler paralizi, solunum depresyonu, kardiyak arrest gibi sayabiliriz arkadaşlar toksiste belirtilerini. Yine kan basıncında düşme, solunum ise 14'ün altında görebiliriz toksitte belirtileri oluştuysa şayet. Manyezyum sülfatın toksik etkileri görüldüğünde tedavi hemen kesilmeli. Gebeye oksijen desteği sağlanmalı. Eğer endikasyon var ise doktor isteğine göre %10'luk kalsiyum glikonat infüzyon şekilde yavaş bir şekilde gebeye verilmesi gerekiyor. Evet, şimdi size bir olgudan bahsetmek istiyorum. FE 37 yaşında 28 haftalık bir gebeliği var. 28 hafta 3 günlük bir gebe. Poliklinik muayenesi sırasında kan basıncı 160'a 110 milimetre civa ölçülen, yüzünde ve alt ekstremitelerde ödem olan FE'nin idrarında protein saptanması üzerine serviste yatışı yapılmıştır. FE'nin gebelik öyküsü alınırken ara sıra baş ağrısı, çift görme ve ani burun kanamaları yaşadığını belirtmiştir. Bunun üzerine doktoru kan tahlili sonucuna göre manyezyum sülfat tedavisi alması gerektiğini belirtip kan hücrelerindeki karaciğer enzimlerinin artışı ve trombosit hücrelerinin azalmasının devam etmesi durumunda kendisini acil sezaryen doğumuna alabileceği bilgisini vermiştir. FE'yi damar yolu açıp koluna serum bağlandıktan sonra kendisine folei sonda takılacağı bildirilir. Hemşire odadan ayrılmasıyla yanına gelen annesi FE'ye üzülmemesi, yataktan hiç kıpırdamadan yatmasını ve bir komşusundan duyduğu C vitaminini karışımını ona iyi geleceğini ve yanında getirdiğini söyler. Evet arkadaşlar, bu olguya göre aşağıdakilerden hangisi FE'nin bakımında uygulayacağınız hemşirelik girişimlerindendir? Bir, sıvı alımını arttırmak.
Tuzdan fakir diyeti önermek, proteinden zengin diyet önermek, diüretik uygulamak, supin pozisyon vermek. Evet, burada cevabımız C. Proteinden zengin diyet önermek, preeklemsili gebelerde hipertansiyonu kontrol altına almak için diüretik ajanların yani C ve E vitamini kullanımının diyet yapması, tuz kısıtlaması önerilmemektedir. Yani şiddetli preeklemsik vakalarda, ileri preeklemsik vakalarda öneriliyor arkadaşlar tuz kısıtlaması ama normal preeklemsik vakalarda bu önerilmiyor. Bu uygulamalar fetüs için gerekli olan elektrolitlerin karşılanmamasına, uterop plasental kan akımının azalmasına neden olmakta. Ayrıca diüretiklerin kan volümünü dolayısıyla vazospazmı arttırıp glomeruler filtrasyonunu azaltıp ürik asit düzeyini arttırıp hipokalsemiye neden olabileceğinden dolayı kullanılması önerilmemektedir. Preeklemside oluşan vazospazm nedeniyle kapiller hasar, ekstraseller bölgeye albümin kaçağı nedeniyle intraseller ödem oluşmasına ve azalan kan akımı nedeniyle de böbreklerde endotelyel hasar, fibrin birikimi ve glomeruler filtrasyonu azalması sonucunda idrarda protein kaçakları ve renin anjiyotensin sisteminin aktivasyonu sonucunda aldosteron hormonunun salınımını uyarıp su ve tuz tutulumunu göstermektedir. Kaybedilen proteini yerine konulması amaçlı gebeye proteinden zengin diyet önerilmekte, preeklemsili gebeye fetüse giden uteroplasental kan akımını artırmak için kan basıncını azaltmak ve idrar çıkışını da artırabilmek amaçlı sol yan pozisyonda yatırmamız gerekiyor arkadaşlar. Supin pozisyonda değil, sol yan pozisyonda yatırdığımız zaman vena cava inferiora bası yapmamış oluruz. Supin pozisyonda şayet yatırabiliriz, yatırırsak şayet vena cava fetüse giden kan akımı azalır. Bir diğer soru da arkadaşlar olguya göre gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkan 140'a 90 mm civarının üzerinde tansiyon yüksekliğine eşlik eden ani burun kanaması, çift görme, kan değerlerinde karaciğer enzimlerinin artması, trombosit hücrelerinin azalmasıyla tespit edilen olgudaki gibi bir gebenin rahatsızlığı aşağıdakilerden hangisidir? Siroz, preeklemsi, eklemsi, HELLP sendromu, gebelik kolestazı. Burada cevabımız tabii ki D şıkkı. HELLP sendromu kırmızı kan hücrelerinde hemoliz, artmış karaciğer enzimleri, laktat, hidrogenaz ve trombositopeni ile meydana gelen bir tablodur arkadaşlar. Yaygın vazospazm karaciğer perfüzyonunu bozar, fibrin kümelenmesi sonucunda karaciğer dolaşımı tıkanır, hepatik ödem, epigastrik ağrı, halsizlik, sarılık, bulantı ve kusma oluşur. Serebral etkilenme nedeniyle baş ağrısı, çift görmeyle oluşan koagulopati nedeniyle de burun kanaması gibi çeşitli belirtiler gözlenmektedir. Bir diğer soru arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi magnezyum sülfat tedavisi alan FE'nin izleminde uygulanacak hemşirelik girişimlerindendir? 1 ateş takibi, 2 kilo takibi, 3 idrar saatlik idrar takibi, 4 Babinski refleksi takibi, 5 ise kanda sodyum potasyum takibi. Evet, buradaki yanıtımız ise C şıkkı. Mutlaka saatlik idrar takibini yapmamız gerekiyor. Magnezyum sülfat tedavisi alan bir preeklemtik bir gebede solunum takibi yapılır. 14'ten az olmamalı. Kan basıncı ve nabız takibi yapılır. Bilinç bozukluğu kontrol edilir. Derin tendon refleksi kaybı kontrol edilir. Yani patella refleksi mutlaka kontrol edilir. Bulantı, sıcak basması, çift görme, güçsüzlük takibi edilir. İdrar çıkışı takip edilmeli. 1 saatte 30 sesinin altında bir çıkış olursa tedavi durdurulur. Akciğer sesleri pulmoner ödem açısından takip edilir. Kanda magnezyum miktarı takip edilir. Magnezyum silfatın antagonisti olan kalsiyum glukonat uygulanmak üzere de hazır bulundurulması gerekir. Bir diğer soru da arkadaşlar. Aşağıdaki preeklemsi ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Preeklemside kesin doğum şekli sezaryandır. İleri yaş gebeliklerde gebelik hipertansiyonu için risk faktörüdür. Gebelikte oluşan hipertansiyon doğumdan sonra hiçbir zaman kalıcı olmaz. Preeklemsinin üzerine konvizyonlar eklenirse HELLP sendromu oluşur. Preeklemsi tanısının konulmasında ödem, hipertansiyon ve proteinürik birlikte bulunmalıdır.
Bu sorunun cevabı da B arkadaşlar. İleri yaş gebelikler, özellikle 35 yaş üstünde olması, obezite, sağlıklı yaşam tarzı, komorbid hastalıkların genellikle mevcut olması gebede, kan damarlarının yaşlanmasına bağlı endotelial yapısında gerçekleşmiş olan arteriyel sertlik, ateroskleroz, maternal hemodinamik adaptasyon bozukluğu, düşük yumurta kalitesi gibi değişimlerden ötürü 4,5 kat daha fazla preeklemsi görülebilmektedir. Gebelikte oluşan hipertansiyon doğumdan sonra gerekli takipler yapılıp yaşam stili değişiklikleri yapılmazsa kalıcı hale gelir. Preeklemsi tanısının konulmasında hipertansiyon ve proteinürinin bir arada bulunması gerekmektedir. Proteinürin yokluğunda aşağıdaki sistemik bulgulardan birinin bulunması yeterlidir. Bunlar ise trombositopeni, bozulmuş karaciğer enzimleri, renal yetmezlik, pulmoner ödem, serebral veya vizüel bozukluklar gibidir arkadaşlar. Son olarak bir soru daha soracağım. Bu olgudan bağımsız olarak arkadaşlar, 29 yaşında 28 haftalık ilk gebeliği olan bir gebede preeklemsi tanısıyla hastaneye kabul ediliyor. Gebenin tansiyonu 150 100 milimetre civa ve protein atılımı 24 saatte 500 miligram. Hastaneye yatışının 7. gününde gebeye şiddetli preeklemsi tanısı konuluyor ve manezyum sülfat uygulanarak bebeğin doğurtulmasına karar veriliyor. Bu hastada şiddetli preeklemsi kriteri olarak aşağıdaki bulgulardan hangisinin mevcut olması en muhtemeldir? Birincisi yüksek ürik asit seviyesi, ikincisi 24 saatlik sürede atılan 5 gram protein üreyim. Üçüncüsü veya artı 4 artı patellar ödemin olması, trombosit sayısı 115 bin ünite, tansiyonu ise 120'ye 80 olması. Sizce en muhtemel hangisidir? Tabii ki B'dir arkadaşlar, çünkü 5 gram 24 saatlikte 5 gram protein ürü olması. Şiddetli preeklemsi 24 saatlik idrar protein düzeyinin 5 gramın üzerinde olması ile ilişkilidir. Şiddetli protein ürünün yaygın ve ciddi göstergesi böbrek hasarının olması ve devam ederse böbrek yetmezliğinin ortaya çıkabilmesidir. Şiddetli preeklemsi için diğer tanı kriterleri ise 160'a 110 milimetre civayı aşan kan basıncı, şiddetli baş ağrısı, sağ üst kadran veya epigastrik ağrı ve görme bozuklukları ve değişiklikleridir. Pedalla ödemi patolojik değildir. Yüz ve ellerdeki yaygın ödem preeklemsi ile uyumlu olabilir, ancak hastalığın ciddiyetini göstermez. Düşük trombositler hamilelikte hemolitik aneminin bir türü olup HELLP sendromu ile genellikle ilişkilidir ve çok endişe vericidir arkadaşlar. Preeklemsi de ürük asit düzeyinin yükseldiği bilinmekte, ancak şiddetli preeklemsi için de sadece tek bir kriter de değildir arkadaşlar. Evet, benim bugün size anlatacağım konu bu kadar arkadaşlar. Beni takip ederseniz Instagram'dan, e-mail adresim de burada yer alıyor. Aynı zamanda YouTube'daki kanalıma abone olursanız oradan sorularınızı bana yöneltebilirsiniz. Instagram adresimden de bana soru önerilerinizi yöneltebilirsiniz. Bundan sonraki süreçte size farklı farklı kadın doğuma ilişkin olgularla, onlara yönelik bakım planlarıyla karşınıza gelmeyi hedefliyorum. Bundan sonraki hangi olgunun olması ile ilgili olarak her türlü öneriye açığım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım.